Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle çok güzel bebek yeleği anlatımı yapacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi robası burgulu, aşağı kadar burgularımız devam ediyor. Yine aynı şekilde arka tarafta da burgularımız var, o da yine alta kadar devam ediyor. Tek parça halinde örülüyor arkadaşlar yeleğimiz. Ben mavi olarak ördüm ama pembe ya da farklı bir renk kullanırsanız kız bebeklerinizde de olabilecek bir model. Benim kullandığım ip ve şişe göre arkadaşlar 1,5-2 yaş için uygun oldu. Toplam 1,5 yumak ip kullandım. Sizin ipinize, şişinize, elinizin sık ya da bol olmasına göre tabii ki ölçüler değişebilir, birebir olmaz ama benim kullandığım ip ve şişe kullanırsanız aşağı yukarı aynı, yani yaklaşık büyüklükte bir yelek elde edersiniz arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Buyurun anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar, şöyle iki tane ipim var. İpimin markası Alize Baby Best. Renk numarasını vereyim ben size. 189 arkadaşlar renk numara. Şöyle iplerimi kenara alayım. Şişim 4 numara. 4 numara kullanacağım. Şöyle ilmeklerimi ben hazırladım arkadaşlar. Toplam 77 ilmek başladım. Önler 12. Şu artırma yapacağım yerin arada kalan kısım 6 arkadaşlar. Burada burgu işlemi yapacağım. Kol ilmeğim 7. Yine burada 6 tane ilmeğim var. Arka ilmeğim 15, 6 ilmek arada, yine 7 tane kol, 6 tane ara ilmeklerim ve 12 tane de ön ilmeklerim olacak şekilde ayarladım arkadaşlar. Şöyle birlikte yapmaya başlayalım. 4 sıra ördüm ben, 4 diş haroşa olacak şekilde 1, 2, 3, 4 tane. Şimdi ilik deliğini açacağım arkadaşlar, sonrasında da robanın kurulumunu yapacağız. 2, 3, 4 tane ördüm. Bir artış yapıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum arkadaşlar. Ve ters olarak hepsini örüyorum. Şöyle 12 ilmeğimi ördüm. Burada bir tane gizli artırma yapıyorum. Ben bu şekilde yapıyorum gizli artırmayı. İlmek belirleyicimi karşıya aldım. Buradaki 6 ilmekten ilkini ters örüyorum. 4 tane düz. 1, 2, 3, 4 tane düz. Bir tane ters örüyorum. İlmek belirleyicimi karşıya aldım. Bir tane gizli artırma yaptım. 7 tane ters örüyorum. Şimdi yine burada bir tane daha artış yapıyoruz gizli artırma. İlmek belirleyicimi karşıya aldım arkadaşlar. 6 ilmeğin ilkini yine ters olarak örüyorum. 4 tane düz. Bir tane daha ters. Bu 6 ilmeğin ilk ve sonuncusu ters arkadaşlar. Arada kalan 4 ilmeğim düz. Bu 4 ilmekte burgu işlemi yapacağım arkadaşlar. Buradaki ters ilmekleri de arkada düz olarak öreceğim. Ön tarafa ters düşecek her zaman. Önde ters, arkada düz olarak öreceğim bu ilmekleri. Arka ilmekleri örüyorum arkadaşlar. 15 tane. Hepsini ters olarak örüyorum. Yine arkadaşlar ilmek belirleyicimi gördüğüm zaman bir tane artış yapıyorum. Ben gizli artırma yapıyorum. Ajurlu da yapabilirsiniz. İlmek belirleyicimi karşıya aldım. İlk ilmeğimi ters ördüm. 4 tane düz. Bir tane ters. İlmek belirleyicimi yine karşıya aldım ve bir gizli artırma yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ters ördüm. Bir artırma yaptım. İlmek belirleyicimi karşıya aldım. İlk ilmeğimi ters. 4 ilmeği düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane düz. Yine bir tane ters örüyorum. İlmek belirleyicimi karşıya aldım. Burada bir artırma yapıyorum. Kalan ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum.
tarafta da arkadaşlar hepsini ters örüyorum. Sadece şu 6 ilmeğin baş ve sondakini düz olarak örüyorum. Şöyle birlikte devam edelim. Artırdığım ilmeği örüyorum arkadaşlar. Şunu çıkarabilirim artık. Şöyle gördüğünüz gibi bunu düz örüyorum. 4 tane ters. 1, 2, 3, 4. Yine bir tane düz örüyorum. Ve ilmek belirleyicimi çıkarıyorum. Arada kalan ilmeklerim, yani kol ilmeklerim hepsi ters olarak örülüyor. Şunu çıkaralım. Gördüğünüz gibi 2, 4, 6 tane ilmeğim var. İlkini ters, pardon, düz örüyorum. Arada kalan 4 ilmeği ters örüyorum. Ve yine bu ilmeği de düz olarak örüyorum. Ve bu ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. İlmek belirleyicimi çıkardım. İlk ilmeğimi düz örüyorum. 4 tane ters. Bir tane düz. Bunu yine çıkarıyorum. Kol ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. İlmek belirleyicimi çıkardım. Yine bu 6 ilmeğin bir tanesi düz, 4 tanesi ters. Ve sonuncusunu yine düz olarak örüyorum. Ve diğer ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Evet arkadaşlar, örgümün ön yüzündeyim. Şöyle düz örgülerim belli oldu zaten. Bu şekilde. Şimdi yine bu 6 tane ilmeğin önünde ve arkasında artış yapacağım. Aynı şekilde devam edeceğim. Birlikte yapalım. Diğer ön yüzde de arkadaşlar bulgu işlemini yapacağım. Hepsini ters örüyorum. Evet arkadaşlar, bu terse geldiğimiz zaman 400, öncesinde bir terse geldiğimiz zaman bir gizli artırma, bir tane ters, 4 tane düz, yine bir tane ters ve bir gizli artırma daha yapıyoruz. Ve kol ilmeklerini örüyoruz arkadaşlar. Kol ilmeklerimiz 7 idi. Az önce artırma yaptık. Şimdi 9 tane. Sayarak yapmak isteyen arkadaşlar için sayı da vereyim. Yine arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ters ilmeğe geldik. Bir artış yapıyorum. Bir ters örüyorum. 4 tane düz. Yine bir tane ters ve bir gizli artırma daha. Normalde arkadaşlar burada 2 ilmek, 3 ilmek oluyordu. Sağında solunda artırma yapıyorduk. Burada da bu 6 ilmeğimiz sabit. 4 tane düz. Öncesi ve sonrasında birer tane ters. Bu 6 ilmeğimiz sabit. Önce ve sonrasında artış yapıyoruz arkadaşlar. Şurada artış yaptım mı? Unuttum galiba. Artışımı yapmışım.
ve ters olarak devam ediyorum. Kolay bir model arkadaşlar. İlk başta roba kurulumunu yaptıktan sonra çok rahat yaparsınız. Yine gördüğünüz gibi artırma yerine geldik. Bir artırma yapıyorum. Bir ters örüyorum. 4 tane düz. Yine bir ters örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Ve kol ilmeklerimi örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir ters, 4 tane düz. Yine bir ters örüyorum. Ve gizli artırmamı yapıyorum. Ters olarak örmeye devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi roba ayrımlarım belli oldu. Şimdi arka tarafta yine hepsini ters örüyorum. Sadece şu 4 ilmeğin önündeki birer ilmek düz olarak örülüyor. Şöyle belli zaten artık düz ilmeklerimiz. Şöyle birlikte devam edelim. Ters olarak örüyorum. Şöyle düz ilmeğe geldim. Belli oluyor zaten. Düz ördüm. 4 tane ters. Yine bir tane düz. Kol ilmeklerim ters olarak örülüyor. Ve düz örüyorum. 4 tane ters. Yine bir tane düz. Arka ilmeklerimin hepsi ters. Normal ters örgü olduğu için hızlı örüyorum arkadaşlar. Şöyle düz örgülerim belli zaten. Düz örüyorum. 4 tane ters örüyorum. Yine bir tane düz. Ters olarak devam ediyorum. Yine gördüğünüz gibi düz ilmeğime geldim. Düz örüyorum. 4 tane ters örüyorum. Bir tane düz. Kalan ilmeklerimin hepsini ters örüp sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde oldu. Şöyle terslerim belli zaten artık. Arkadan da düz ördüklerim böyle bu şekilde. Şimdi arkadaşlar burada burgu işlemi yapacağız. Şöyle baktığımız zaman 1-2 diş haroşomuz oldu. Şimdi burguyu yapacağız arkadaşlar. Yine şuraya kadar haroş olarak örmeye devam ediyorum.
Yine artırmalarımızı da yapacağız aynı şekilde. Şöyle ters ilmeğime geldiğim zaman yine bir artırma yapıyorum. Tersi örüyorum arkadaşlar. Önden de alabilirsiniz, arkadan da fark etmez. Ben şöyle arka taraftan böyle bu şekilde yerlerini değiştiriyorum. Ve birer birer düz olarak örüyorum. İki, üç, dört tane ördüm. Yine bir ters örüyorum. Ve bir artırmamı yapıyorum. Kol ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi artırma yerine geldik. Bir artırma yapıyorum. Bir ters örüyorum. İki ilmeği bırakıp sondaki iki ilmeği arkadaşlar düz ilmeklerden alıp bu şekilde yerlerini değiştiriyorum. Ve birer birer düz olarak örüyorum. Yine bir ters örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Ve ters olarak örmeye devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle ilk burgumuz oluşmuş oldu arkadaşlar. Dediğim gibi bir iki tane haroşamız oldu. Üçüncü de burgumuzu yaptık. Şöyle ben yine ilk ilmek belirleyicimi takacağım. Yine ters olarak devam ediyorum. Evet arkadaşlar yine artış yerine geldim. Bir tane artışımı yaptım. Bir ters örüyorum. Katına girdim, şunu düzelteyim. Bir ters ördüm. Arkadaşlar önden de alabilirsiniz, fark etmez ama hep aynı şekilde yapın. Ben şu iki ilmeği arkadan tutuyorum ve ön tarafa takıyorum. Birer birer düz olarak örüyorum. Yine bir tane ters örüyorum. Ve bir gizli artırma yapıyorum. Yine ters olarak örmeye devam ediyorum. Şöyle yine artırma yerine geldim. Bir artırma yapıyorum. Bir ters örüyorum. İlmeklerimin yerini değiştirip burguyu yapıyorum arkadaşlar. Ve birer birer düz olarak örüyorum. Ve yine bir tane ters örüp bir artırma yapıyorum. Kalan ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Arka tarafta yine bir değişiklik yok arkadaşlar. Düz ilmeklerim düz. Geri kalan hepsi ters olacak. Şöyle bir göstereyim yine. Önce ön taraftan göstereyim. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Arkadan da şu iki ilmeğim hariç. Yani bu burgunun önünde ve sonundaki ilmekler hariç. Hepsini ters olarak örüyorum. Şöyle biraz daha birlikte örelim. Ters örüyorum gördüğünüz gibi. Şöyle düz ilmeğime geldim, belli zaten. Düz ördüm. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 Yine bir tane düz ördüm. Ters olarak devam ediyorum.
Yine düz ilmeğim belli arkadaşlar. Düz örüyorum. 4 tane ters. Bir tane düz. Ve yine ters olarak devam ediyorum. Katına girdim sanırım. Evet, ters olarak devam ediyorum arkadaşlar. Yine şuradaki düz ilmekler belli zaten. Bunları düz, kalanları ters olarak örüp ön tarafta birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, vurgularım bu şekilde oldu. Şimdi yine artırmalara devam ediyorum. Ters olarak örüyorum arkadaşlar. Şöyle yine artırma yerine geldim. Bir artırma yapıyorum. Bir ters örüyorum. 4 tane düz. Yine bir tane ters. Ve bir artırma yapıyorum. Kol ilmeklerimi örüyorum. Yine artırma yerine geldim. Bir artırma yapıyorum. Bir ters örüyorum. 4 tane düz örüyorum. Bir ters örüyorum. Yine bir tane artırma yapıyorum. Ve ters olarak örmeye devam ediyorum. Buradan sonrası zaten hep aynı arkadaşlar. Roba ayrımını yaptıktan sonra gerisi kolay. Şöyle burada burgu işlemi yapmıştık. Bir sıra haroşumuz oldu. Ön sırada bir sıra daha haroşa yapacağız. İkinci ön sırada arkadaşlar burguyu yapacağız. İkinci burguya kadar şöyle birlikte devam edelim. Yine ters örgüye geldik arkadaşlar, ters ilmeği. Bir artış yapıyorum. Bir ters örüyorum. 4 tane düz. Yine bir tane ters ve bir gizli artırma. Ters olarak örmeye devam ediyorum. Yine artırma yerine geldim arkadaşlar. Burada bir artırma yapıyorum. Bir ters örüyorum. 4 tane düz. Yine bir tane ters. Bir gizli artırma. Kalan bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tarafta arkadaşlar yine düz ilmeklerim hariç, şu ilmekler hariç arkadaşlar, düzler belli zaten, diğer hepsini ters olarak örüyoruz. Ben arka tarafı örüp geliyorum. Evet, arka tarafı ördüm arkadaşlar. Yine bu sırada sadece artırma yapacağım. Diğer sırada da diğer ön yüzde de burgu işlemini yapacağım. Şöyle birlikte yapalım. Ters olarak örüyorum. Şöyle yine bu 6 tane ilmeğimize geldiğimiz zaman bir artırma yapıyoruz. Bir ters, 4 düz. Yine bir ters ve bir artırma. Yine ters olarak devam ediyorum.
Bir artırma yapıyorum, bir ters örüyorum, 4 tane düz ve bir tane ters, yine bir artırma ve ters olarak devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar ben de burada da artırmalarıma devam edeceğim ve arka tarafı yine aynı şekilde örüyorum arkadaşlar. Şu düzler hariç hepsini ters örerek ön tarafta burguyu bir kez daha birlikte yapalım. Sonrasında ilerleteceğim arkadaşlar. Evet, örüp geldim. Böyle bu şekilde oldu. Burada burgu yapmıştık. 1-2 diş haroşa oldu. Şimdi tekrar burgu yapacağız arkadaşlar. Ters örerek devam ediyorum. Yine bir artırmamı yapıyorum arkadaşlar. Bir ters örüyorum. Yine 2 ilmeğimi aynı şekilde arka taraftan alıyorum ve yerlerini değiştiriyorum. 1 2 3 4 tane düz örüyorum. Bir ters örüyorum. Yine bir tane gizli artırma yapıyorum. Aynı şekilde ters örmeye devam ediyorum. Yine arkadaşlar burada bir artırma yapıyorum. Bir ters örüyorum. Arkadan 2 ilmeğimi alıp yerlerini değiştiriyorum ve takıyorum. Birer birer düz olarak örüyorum. Yine bir ters örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Böyle ikinci burgumuzu da yapmış olduk arkadaşlar. Yine ters olarak devam ediyorum. Diğer tarafta aynı şekilde olacak. Aynı şekilde burgumuzu yapacağız arkadaşlar. Bu 6 tane ilmeğin önünde ve arkasında artış yapmaya devam edeceğiz. Ve 1-2 diş haroşa olduktan sonra burgumuzu yapacağız arkadaşlar. Şunu yine bu şekilde takıyorum. Bundan sonra 2 diş haroşa olacak. 3. dişte yine burgu işlemi yapacağız arkadaşlar. Öyle bu şekilde. Ben ilerleteyim. İlerlemiş haliyle görüşürüz arkadaşlar. 13 diş arayla ilik deliği açmayı unutmayın. İlerletip geliyorum. Evet, böyle bu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle size sayı vereyim. Bu ilk ilik deliğinde artırmayı yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 defa artış yaptım arkadaşlar. Şimdi kol ayrımlarını yapacağım. Sonrasında da birleştirmeyi yapacağız. Şöyle birlikte yapalım arkadaşlar. Örgümün arka yüzündeyim. Burgulara kadar burgular da dahil örüyorum. Burgulardan sonra kesmeye başlıyorum. Burada herhangi bir işlem yok. Ters olarak örüyorum. Evet, ördüm. Burguların olduğu yerdeyiz. Burada bir düz örüyorum. 4 tane ters örüyorum. Yine bir tane düz örüyorum. Ve buradan sonra kesmeye başlıyorum arkadaşlar. Şu aradaki ters ilmekleri hepsini keseceğim diğer burguya kadar. Şöyle ikisini bir ördüm. İlmeğimi takıyorum. Yine ikisini bir örüyorum. Bu şekilde
Burgunun ilmeklerinin hepsini ördüm yani arkadaşlar. Bir düz, dört ters, bir düz ördüm. Sonrasında kesmeye başladım arkadaşlar. Şu ilk kolu birlikte keselim. Diğer kolu hızlandırırım. Gördüğünüz gibi normal klasik kesme yöntemi kullanıyorum. İsterseniz arkadaşlar bir ters örüp üzerinden de atlatabilirsiniz. İkisi de aynı ama bu daha çok kolayıma gidiyor benim. Evet, bu şekilde kesiyorum. Zaten örgümün sarhoş olduğu için arkadaşlar ekstra kollar için haroş örgüye gerek kalmadı. Güzel, kolay bir model. Evet, ters örgülerin hepsini kesmiş oluyorum şu ilmekle birlikte. Şöyle arkadaşlar, bu ilmeği de düz olarak örüp üzerinden atlatıyorum. Bu ters örgülerden hiç kalmamış oldu yani. Bu düz ilmeğimiz. Araya 4 tane ters örüyoruz. Yine bir tane düz örüyorum. Ve ters olarak devam ediyorum. Şöyle biraz örüyüm göstereceğim. Şöyle arkadaşlar, burgu ilmeklerimize hiçbir şey yapmadık yani. Onlar aynı şekilde devam edecek. Sadece kollarımızı ayırdık. Yine arka ilmekleri ördükten sonra diğer kolu da keseceğiz. Saymıyorum arkadaşlar. Zaten ilmekler belli. Onun için sayı vermeyeceğim. Evet, yine arka ilmekleri ördüm. Şöyle gördüğünüz gibi burguların olduğu yere geldim. Bir düz örüyorum. 4 tane ters. Yine bir tane düz örüyorum ve bundan sonra kesmeye başlıyorum arkadaşlar. Bu sıraya kadar hep ön yüzde artırmayı yaptım. Bu şekilde kesiyorum. Ben şöyle ilerleteyim. Şurada bir yerde tekrar kayda alayım arkadaşlar. Şu kısmı tekrar göstereyim. Evet, kestim arkadaşlar. Şöyle az kaldı. Son ters ilmeklerimi de kesiyorum. Burada bir tane ilmek kaldı arkadaşlar. Bunu da yok etmek için şöyle bir tane düz örüp bunu da üzerinden atlatıp son kesimi de yapmış oluyorum. Bu düz ilmeğim. 4 tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum ve kalan bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum.
Ön tarafta yine ters olarak örüp sonrasında kolları birleştireceğim. Daha doğrusu bedeni birleştireceğim arkadaşlar. Şöyle ayrımımızı yaptık. Bu şekilde oldu. Ben yine bu sırayı tamamlayayım. Ön tarafı da örüyorum arkadaşlar. Şu birleştirme kısmını şu renklerden birlikte yaparız. Evet arkadaşlar, bu kısmı da ördüm. Örmeye devam ediyorum. Burada sadece tek fark artış yapmıyorum. Onun dışında aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. 4 tane düzümü örüyorum. Yine araya bir tane ters. Şimdi arkadaşlar burada ben 3 tane artış yapacağım. Daha fazla da yapabilirsiniz isterseniz. Sonrasında arkadaşlar şu kısmı şuradaki bir ilmeği tutup buraya takıyorum. Bunu önceki videolarımdan izlediyseniz arkadaşlar şu kısmı, yani şunu takmazsam şurası şöyle sarkık duruyor. Onun için bunu takıyorum. İkisini birlikte ters olarak örüyorum arkadaşlar. Arada 4 tane düzüm var. Sonrasında bir tane ters. Ve kalan bütün ilmeklerim de ters arkadaşlar. Bu şekilde birleştirmemizi yapmış olduk. Böyle oldu. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde diğer kolu da birleştireceğiz. Kol altına. Yine arkadaşlar bulgu kısmına geldim. 4 tane düz, bir tane ters örüyorum ve aynı şekilde artışlarımı yapıyorum. Şöyle gizli artırma yapar gibi 1 2 3 tane ve yine aynı şekilde şuradaki arkadaşlar şöyle buradan ilmek tutuyorum. Ve buraya takıyorum arkadaşlar. İkisini birlikte örüyorum. Dört tane düz. Kalan bütün ilmeklerim ters. Arka tarafta yine arkadaşlar aynı şekilde hepsi ters. Sadece şu burgudan önce ve sonraki birer ilmek düz arkadaşlar. Aynı buradaki gibi devam edecek. Onun dışında bir farklılık olmayacak. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi ben arka tarafı da öreyim. Ön tarafı bir kez daha birlikte yapalım. Arka tarafta bu burgudan önce ve sonraki birer ilmek düz. Diğer bütün ilmeklerim ters olacak. Evet, birleştirmemiz böyle bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi sırada burgu işlemi var. Aynı şekilde devam ediyoruz. Burgularımız sırası geldiği zaman yapıyoruz. Burası ters. Arada kalan ilmeklerim önde ters, arkada ters aynı şekilde. Yani aynı şekilde devam ediyoruz. Şöyle birazcık birlikte yapalım. Ters olarak örüyorum gördüğünüz gibi. Tersi örüyorum yine. İki ilmeği arkadan alıyorum. Bu şekilde yerlerini değiştiriyorum.
ve birer birer düz olarak örüyorum. Ve diğer ilmekleri ters olarak örüyorum, arada kalan ilmekleri. Yine burgu ilmeklerimdeyim. Yerlerini değiştiriyorum. Ve yine ters olarak devam ediyorum. Diğer kolda aynı şekilde. Zaten arkadaşlar modelde herhangi bir değişiklik olmuyor. Şöyle göstereyim. Burgularım devam ediyor. Öncesi sonrası yine birer tane ters. Arkada da aynı şekilde onlar düz olacak. Onun dışında hiçbir farklılık yok. Şöyle bir göstereyim. Böyle bu şekilde oldu arkadaşlar. Birleştirmelerimiz de bu şekilde. Burayı aynı buradaki gibi haroş olarak öreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde ben ilerleteceğim. 13 diş arayla ilik deliği açıyorum. İlerleteyim. Son haliyle görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeleğimi tamamladım. Böyle bu şekilde oldu. 4 tane ilik deliği koydum arkadaşlar. Sonrasında haroşa örgüler yaptım. Ve bu şekilde tamamladım. Böyle gayet güzel oldu. Şöyle arkadan görünümünü göstereyim size. Arkadan görünümü bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şık oldu. Bu şekilde şöyle ölçülerini vereyim ben size. Şöyle arkadaşlar, koltuk altından diğer koltuk altına kadar 29 santim, omuzdan aşağı kadar 32 santim arkadaşlar. Bu şekilde oldu. 1,5-2 yaşına kadar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Yapımı da oldukça kolay. Şöyle arkadaşlar, buradaki yaptığım artırmalar bence tam oldu. Burgu arada kalmadı. Önden de arkadan da burgularımız bu şekilde gözüküyor. Şöyle gayet güzel oldu. 1,5 yumak ip kullandım arkadaşlar. Son ilik deliğinden sonra 13 diş ördüm. İlik deliği açacağım yerde arkadaşlar açmadım. Kenar patlarımı örüp tamamladım ve bu şekilde oldu. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.